Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Anime Fighting Simulator oynuyoruz. Uzun zamandır oynamıyordum arkadaşlar. Özlemişim, artık yeniden başlıyorum. Bugün gençler nasıl hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz? Bu oyun nasıl oynanıyor? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Zaten detaylı bir videosunu çekmiştim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde dinlemek istiyorsanız ünlem işaretine tıklayarak önce o videoyu izlerseniz daha sağlıklı olur sizin için. Bugün arkadaşlar oyunu biraz değiştirmişler. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi gençler oyunumuza girdik. Şöyle hemen değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Eskiden arkadaşlar bir tane haritamız vardı ve güçlü güçsüz herkes aynı dünyada savaşıyordu. Aynı dünyada kendini geliştiriyordu. Bunun gençler iki tane dezavantajı vardı. Bir, bilgisayarları çok iyi olmayanlar veya telefondan falan oynayanlar için harita çok büyük olduğu için kasıyordu birazcık. İkincisi tabii ki arkadaşlar en sıkıcı yanı da güçlüler hep güçsüzleri öldürüyordu. Böylece yani oyunda gına geliyordu millete. Şimdi gençler artık 5 tane dünyamız var ve güçlerine göre insanlar dünyalara gidip oralarda kasılıyorlar. Hemen şöyle haritayı gösterelim. Zaten eski videoyu izlerseniz oradan da göreceksiniz ki harita çok daha büyüktü ve bir sürü antrenman alanları vardı. 100 QD, 1N hepsi aynı yerdeydi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi haritanın üstünde arkadaşlar 100'den 100 milyara kadar yazıyor. Şimdi gençler haritada görmüş olduğunuz gibi 100'den 100 milyara kadar işte oyuncular bu haritada geliştirebilirler kendilerini diyor. Diğerleri bu haritada duramazlar mı? Durabilirler arkadaşlar. Bir sıkıntısı yok ama durmanın bir mantığı yok. Çünkü biz burada çok yavaş gelişiriz. Daha üst gelişmek için daha iyi antrenman alanlarına gitmemiz gerekiyor. Şimdi gençler 5 tane dünyamızın hemen portallarını göstereyim. Nasıl gidebileceğinizi de göstereyim oralara. Portallarımız burada gençler, görmüş olduğunuz gibi. Birinci dünyada olduğumuz için birinci dünyanın portalı yok arkadaşlar. Ama birinci dünyanın portalı hemen suyun üzerinde duruyor genel olarak. Şimdi gelelim ikinci dünyamız arkadaşlar. Şöyle yeşil olan. Burası arkadaşlar ikinci harita. Buraya giderseniz burada diyor ki işte 1 trilyonla 100 QD arasındaki oyuncular için idealmiş burası. Üçüncü dünyamız şu mavi portal arkadaşlar. Burası da 1QN ile 100SX'miş. Bu rakamlara ben ulaşabilecek miyim çok merak ediyorum bu arada. Burası dördüncü dünyamız 100SP ile 1N arasıymış. Yuh maşallah. Burası arkadaşlar artık en son dünya. Beşinci dünya. Burası da 100N ile 1DE arasındaymış. Abi buralar, yani bu rakamlara ulaşan illaki vardır herhalde ama nasıl ulaştılar çok merak ediyorum. Yani gençler ben 2 gündür falan oynamaya başladım artık sıkı bir şekilde. 117 QD'yim yani. Bayağı uğraştım ama ancak bu kadar olabildim. Bu arada arkadaşlar diğer dünyalara gidemiyor musunuz? Yani o güçlere ulaşmanız mı gerekiyor? Öyle bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz her dünyaya gidebilirsiniz. Bir tek gidebilmeniz için uçma yeteneğinizi açmanız gerekiyor. Zaten ilk oyuna başladığınızda uçma yeteneğiniz yok arkadaşlar. Uçma yeteneğini açtıktan sonra istediğiniz dünyalara gidebilirsiniz. Orada görevler falan vardır, yaparsınız, bir sıkıntı yok. Ama oradaki haritalarda kasılamazsınız. Çünkü sizin antrenman alanlarınız buralarda olacaktır. Şimdi yine hızlı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Zaten detaylı anlatmıştım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir panel var. Burası sizin kişisel özelliklerinizle ilgili ilk olan. Burada auralar var artık arkadaşlar. Aura geldi oyuna. Böyle kendinize şekilli şükürlü böyle efektler verebiliyorsunuz. Bir işe yarıyor mu? Gücünüzü arttırıyor mu? Hayır arkadaşlar. Böyle efektleriniz oluyor sadece, böyle görmüş olduğunuz gibi. Güzel. Oyununuz kasıyorsa kapatabilirsiniz. Seviyorsanız açabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ben boss'la dövüşürken etrafımı görmekte zorlandığım için kapatıyorum arkadaşlar. Statlarınız var burada. Yani hangi güçten ne kadar kastığınız, ne kadar paranız var. Para birimi yen bu arada. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi yen bölü dakika diyor. Yani her dakikada size yen veriyor. Bu sizin rankınızla alakalı bir olay arkadaşlar. Ne kadar çok rank atlarsanız o kadar çok para kazanırsınız dakikada. Ben şu an 100K kazanıyorum dakikada arkadaşlar. Ama Game Pass olduğu için çarpı 2 ile çarpılıyor. Bu benim total power'ım arkadaşlar. Total power'ımız 117 QD mesela, ama o çok önemli değil. Antrenman alanlarında bireysel güç önemli. Mesela fizik gücümüz arkadaşlar şu an neymiş? 8 QD. Ben bu tarz alanlara gidip antrenman yapacağım yani. Burada power'larınız var. Görev yaparak ve boss öldürerek açılıyor arkadaşlar. Şampiyonlar geldi artık. Şampiyonları böyle summon yapıp yani böyle takabiliyorsunuz.
Pet gibi düşünebilirsiniz ama arkadaşlar bu da bir karakter olduğu için pet demek olmaz. Hoş değil yani. Ve buradan açılıyor arkadaşlar. Her dünyada böyle kırmızı böyle şampiyon yazıyor zaten üzerinde. Buna tıklayarak 5 çıkara 5K çıkara harcayarak arkadaşlar rastgele bunlardan bu haritalardan bir tanesi geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü ve özellikleri değişiyor bunların. Mesela gençler Sakura'yı sağlık için genelde kullanıyoruz. Çünkü bosslarla savaştığımızda bize sağlık basıyor, can basıyor yani. Ben bunu o yüzden kullanıyorum. Bu bize 3 tane birden şey veriyor, özellik veriyor, güç veriyor arkadaşlar. Hemen çağıralım görelim. Fizik gücü, durability gücü veriyor. Bir de diğeri neydi? Çakra gücü arkadaşlar. Üçünü birden sağlayabiliyor. Böylece görevleri daha hızlı bitirebiliyorsunuz yani. Yani şampiyonlar bu işe yarıyor. Hızlı bir şekilde kılıçlara geçelim. Kılıçların ne kadar iyi kılıç açarsanız arkadaşlar çarpanı o kadar artıyor. Mesela 100K çarpanı var benim en son kullandığım kılıç. 100K ne demek arkadaşlar? Her sallayışta mesela daha fazla güç kazanıyorum. Kılıç gücü kazanıyorum. Diyelim ki siz buradan başlayacaksınız arkadaşlar ama benim rankım da yüksek olduğu için biraz daha fazla kazanabilirim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 16 mi? Yani 1 trilyon, 1,5 trilyon nerede? 16 milyon nerede? Hemen eski kılıcımı geri takacağım. Peki kılıçları nasıl açacaksınız? Ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şu özelliklerden de bahsedeyim. Hemen şu özelliklerden de bahsedeyim arkadaşlar. Çıkarayla alınıyor bu özellikler. Sadece fruit hariç yani meyve hariç. Meyveyi haritada herhangi bir yerde rastgele buluyorsunuz arkadaşlar. Bunu yediğiniz zaman şöyle ben 7'ye basarak yeniliyor. Ben en iyi meyveyi kullanıyorum bu arada. Bunu yediğiniz zaman özellikleriniz oluyor. Mesela işte C'ye, X'e bir yerlere basarak arkadaşlar. Böyle ulti bir şeyler kullanabiliyorsunuz. Her tarafı yaktım görmüş olduğunuz gibi. Çünkü magma meyvesi kullanıyorum ben. Gelelim son olarak questler. Görevler çok 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 önemli arkadaşlar. Gerçekten hızlı bir şekilde gelişmek istiyorsanız bu oyunda görev almanız gerekiyor. Sürekli görev almanız gerekiyor. Neden? Size sürekli bakın böyle 10 milyon, işte 2,5 milyon, 3 milyon, bazen 100 milyon, 200 milyon görevin zorluğuna göre size yen veriyor, para veriyor arkadaşlar. O paralar çok önemli bizim için. Hemen göstereyim statlardan tekrardan. Bu coin'i arttırdıkça upgrade yapıyorsunuz arkadaşlar. Neden? Bunun çarpanı artıyor. Mesela artık ben yürüdüğüm zaman bana 200K veriyor. Ne kadar çok arttırırsanız o kadar çok daha fazla kasarsınız arkadaşlar. Bir de ekstradan antrenman alanlarına giderseniz daha çok çarpan kazanırsınız. Yani bir de yine yeni özelliklerden arkadaşlar şu Fighting Pass arkadaşlar. Bu da bir challenge diyebiliriz. Burada görevleri yapacaksınız arkadaşlar. XP kazanacaksınız. Şöyle XP'yi göstereyim hemen. Ben mesela 90 XP kazanmışım şimdiye kadar. Bunu almam için mesela bu ne kadar ne veriyor bize? 1K çıkara veriyor. Bunu almam için diyor ki 100 XP ol diyor. XP nasıl kazanılıyor arkadaşlar? Daily quest yani günlük görev yapmanız gerekiyor. Hemen buradan tıklayıp yeşil adama tıklıyorsunuz. Questlere tıklıyorsunuz. Burada yukarıda daily quest yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi bu görevleri yaparak arkadaşlar hem 1,5 milyon para kazanıyorsunuz hem de 5 XP kazanıyorsunuz. 1,5 milyon yine para 10 XP kazanıyorsunuz. Yine bu görevi yaparsanız arkadaşlar 1,5 milyon yen 10 XP kazanıyorsunuz. XP'ler sadece daily quest'lerden kazanılıyor diye biliyorum. Başka bir kazanma yöntemi yok galiba. Yani günlük oyuna girip görev yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki buradan ne kazanacaksınız arkadaşlar? Siz sol tarafı kazanacaksınız. Sağ tarafı değil. 1 milyon yen veriyor mesela arkadaşlar. 1 milyon yen. Buraya ulaşırsanız 1,5K. Burası bedava kısmı olduğu için az veriyor arkadaşlar. Sağ tarafı nasıl kazanacaksınız arkadaşlar? Sağ tarafta çok şey var diyorsunuz mesela. Onu da görmüş olduğunuz gibi bende Owned yazıyor. Ben zaten aldım arkadaşlar. 40K çıkaranız varsa bunu aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Yani Brawl Stars'taki PES gibi düşünün arkadaşlar. 40K elmas harcıyorsunuz. Bunu açarsanız buradakileri toplayabiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir dipnot geçeyim arkadaşlar. Diyelim ki böyle görevleri yaptınız işte böyle yaptınız. Buraya kadar geldiniz. Bunları alamadınız. Buraya kadar topladınız. Sonra 40K biriktirdiniz. O zaman alayım dedikten sonra arkadaşlar şu üsttekiler yanıyor. Alttakileri toplayabiliyorsunuz. Üsttekileri toplayamıyorsunuz bu arada onu söyleyeyim. Oyuna girdiniz arkadaşlar hemen kasılmaya çalışmayın. Oyuna girdiğiniz zaman önce o haritadaki tüm görevleri alın. Ondan sonra kasılın arkadaşlar. Çünkü sonra ekstra bir de o görevleri yapmak için uğraşmayın. Hepsini aynı anda yapın yani.
hızlı gelişmek için, zamandan tasarruf için. İlk oyuna girdiğiniz arkadaşlar hemen BOOM'a geliyorsunuz. BOOM'dan böyle tıklayarak görev alıyorsunuz arkadaşlar. Görevi şu anda tabii ki ben bitirdiğim için bana vermiyor. Görevleri aldıktan sonra buraya gelip bakabilirsiniz arkadaşlar. 100 kişiyi öldür, şu kadar güç kas, çakra kas falan diyecektir zaten size. Başka bir şey demez. Sonra base'den çıktıktan sonra arkadaşlar sol tarafta burada da buraya gelip hatta buradan size hediye de veriyor. Bir tane veriyor ama herkese. Bunu kaçırmayın, alın arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz, bakın burada bir kişi daha var. Buraya geliyorsunuz, buradaki adama tıklayacaksınız. Buradaki görevi de alacaksınız. Ben bitirdiğim için buradaki görevi de alamıyorum tabii ki. Burayı topladıktan sonra arkadaşlar bunun böyle bu taraftan gidiyorsunuz. Böyle buradan buraya geliyorsunuz gençler. Burada da Tanjiro var. Buna tıklayarak buradan da görev alıyorsunuz. Bu da genelde işte kılıç salla falan görevleri veriyor size. Burada yine bir özellik var. Bunları daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Son bir kişi daha kaldı arkadaşlar. Buradan yine geldikten sonra bakın base'in şuraya da hedef alabilirsiniz. Ben buna topaç diyorum. Bu topaça göre yönümü buluyorum arkadaşlar. Buna sırtınızı veriyorsunuz. Dümdüz ilerliyorsunuz arkadaşlar. Burada Kaneki var. Tokyo Ghoul'dan hatırlarsınız arkadaşlar. Kaneki. Burada da yine görev veriyor size. Bu genelde öldürme görevleri veriyor. Çünkü adam ghoul yani. Yapacak bir şey yok. Şu kadar kişiyi öldür, bu kadar kişiyi öldür diyor. Bu görevlerin hepsini topladıktan sonra kasılmaya başlayın arkadaşlar ki birden paranız artsın. Yani o görevler size çok güzel özellikler veriyor. Bir de para veriyorlar arkadaşlar. Hatta çıkara falan da veriyorlar. Böylece para ve çıkaranızı hızlı bir şekilde arttırırsanız stadınıza gelirsiniz arkadaşlar. Buradan bunları böyle upgrade 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 yaparsınız ki daha hızlı daha hızlı daha hızlı kasılırsınız. Evet arkadaşlar, bir de demiştim ki gücünüze göre antrenman alanlarına gitmeniz gerekiyor. Mesela benim gücüm diyelim ki arkadaşlar yeni başladım. Bir yapacak bir şey yok. Bir ile ilgili bir antrenman alanı olmadığı için böyle base'de yumruk sallayın. İşte ne bileyim meditasyon yapın. Fizik gücünüzü arttırın falan filan. En güçsüz antrenman alanına bakalım şimdi haritadan arkadaşlar. En güçsüz. Mesela neymiş? Fizik gücünü arttırma arkadaşlar. 100 istiyor. Mesela 100 gücünüze ulaştığınız zaman ama gençler bu total güçle alakası yok. Bakın buraya geliyorsunuz. Fizik mi çalışacaksınız? Yani yumruk mu çalışacaksınız? Hemen stadınıza bakıyorsunuz. Yumruğunuza geliyorsunuz arkadaşlar. Burası 100'se eğer. 100'se mesela burada bir antrenman alanı var. Hem de safe zone'da yani güvenli alanda arkadaşlar. Burada yumruğunuzu sallarsanız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 20 milyon kazanıyorum. Bakın burada sallamazsam eğer 4 milyon kazanıyorum. Buraya gelip sallarsam 20 milyon kazanıyorum. Yani antrenman alanlarında antrenman yapmanız çok çok daha yararlı olacak. Çakranız diyelim 500'e ulaştı arkadaşlar. Buradan stat'tan bakıyorsunuz, çakra 500'e geçmiş. Hemen burada gelip antrenman alanı yapıyorsunuz. Bakın 40 milyon veriyor. Bir de şampiyon açarsanız hızlı bir şekilde gelişirsiniz. Mesela Kakashi çakra veriyor arkadaşlar. Kakashi'yi çakra kasacağım zaman Kakashi'yi çağırıyorum. O da bana ekstra durduk yere 16 milyon veriyor. 40 milyon ben kasıyorum, 16 milyon da o veriyor. Yani 57-58 milyona ulaşıyorum böylece. Antrenman alanında kasmazsam arkadaşlar 3 milyon veriyor. Ben 8 milyon kasıyorum. Çünkü o %40 falan veriyor bana. Yani ben ne kazanıyorsam %40 o veriyor arkadaşlar. O yüzden öyle bir değişim var. En çok gelen sorular da peki ben uçamıyorum, nasıl uçacağım, nasıl uçuluyor falan diyorsunuz arkadaşlar. O da buradaki amcaya geliyorsunuz, BOOM'a yani. Buradaki görevleri tamamladıkça arkadaşlar size 6. veya 7. görevde şey diyecek. Agility veya işte Speed Cast diyecek arkadaşlar. Onu yaptıktan sonra uçmayı kazanacaksınız. Neredeydi? Burada arkadaşlar. Evet, 100 zıplama gücünüz 100'e ulaşınca buraya geliyorsunuz arkadaşlar. 260k kasıyordum. Buraya gelince 1 milyon k kasıyorum görmüş olduğunuz gibi. Bir de en önemli problemlerden birisi, ben o kadar güç kastım yani hızlanma gücü kastım ama yine yavaş yürüyorum diyorsunuz arkadaşlar. O da şundan kaynaklanıyor. Ayarlara geliyorsunuz. Ayarlardan bunlar otomatik artmıyor arkadaşlar. Siz arttırmanız gerekiyor. Böyle bunları otomatik arttıracaksınız. Ben zaten en üste çıkarttığım için daha fazla arttıramıyorum. Daha fazla arttırmak için daha fazla zıplama ve yürüme gücü kasmam gerekiyor. Bunları hem düşürebiliyorsunuz hem de yükseltebiliyorsunuz. Bunlar otomatik yükselmiyor arkadaşlar. Siz yükselteceksiniz güç kastıktan sonra. O zaman hızlı bir şekilde yürüyebilirsiniz. Bir de gençler, bu yaşlı amcamızdan yani BOOM'daki görevleri bitirdikten sonra mesela size 3 şuraya kadar veriyor diyebiliyorum ben arkadaşlar. Buraya kadar kılıç veriyor size. Onu aldıktan sonra daha fazla kılıç vermiyor. Git Sword Master'ın yanına git diyor. Yani Zoro'nun yanına git diyor arkadaşlar. Zoro da neredeydi? Bir dakika, ben de karıştırdım. Ha, şuradaymış. Gemi gözüküyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz Zoro'muzun yanına.
Buna da galiba teliften dolayı Sword Master denmiş arkadaşlar. Buradan görev alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bir görevim var diyor. Buradan artık kılıçlarınızı geliştirmeye başlıyorsunuz. Bu arada nasıl uçuluyor hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Buradan Power'a tıklıyorsunuz. Agility'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada uçma ne diyor? Space artı iki kere W'ye basıyorsunuz. Eski videomda daha değişik uçuluyordu arkadaşlar. Şu an hatırlamıyorum. Eskiden daha değişik uçuluyordu. Şimdi Space'e basıp iki kere W'ye basmanız gerekiyor. Ondan sonra uçuyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak böyle uçabilirsiniz gençler. Yavaş uçacaksınız yani. Ama ondan sonra şey var. Bir daha göstereyim power'lardan. Sonra bunu açarsanız arkadaşlar, alevi açarsanız burada havadayken bir kere daha space'e bas diyor. Havadayken arkadaşlar bir kere daha space'e basıyorum. Elimden alev çıkıyor. Yani daha da hızlı uçabiliyorum. Hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi daha hızlı gitmiş oluyorsunuz. Eğer bunu kapatırsanız daha yavaş uçuyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyleydi. Uçmayı da çok soruyordunuz. Evet gençler, yani oyunumuz bu kadardı. Elimden geldiğince yine yenilikleri falan göstermeye çalıştım. Tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Nasıl hızlı kasabileceğinizi de göstermeye çalıştım. Daha da detaylı izlemek istiyorsanız diğer eski videoma gidebilirsiniz. Diğer özellikleri, kılıçları falan hepsini ayrı ayrı video çekeceğim arkadaşlar. Hepsini bir videoda göstermeye çalışırsam 1,5-2 saatlik bir video olur. Çok uzun olur yani. Umarım gençler video yararlı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.